Size tavırlar peki hani seyircilerin arasında bayan olduğu zaman artık bir kampanya haline gelmiş hatırlarsanız. Erkek izleyicilerin daha sakin, argo kullanmadan, küfür kullanmadan maç seyretmeleri için, olayların azalması için bayan seyircilerin maç seyretmesi, sahada seyretmesi konusunda yönlendirmeleri oldu. Bunun bir etkisi de görüldü. Peki hakem söz konusu olunca aynı sabrı gösteriyor biliyor mu erkek seyirciler? O saygıyı gösterebiliyor mu yoksa yine kendilerini kaybediyorlar mı? Direkt sorayım ben. Elbette sahadaki takımı kazanmak için çıktığı için hoşgörü toleransı düşük olabiliyor takımların. Ama şöyle bir gerçek var ki kesinlikle bayan hakem sahada hem seyircinin hem takımların hem futbolcuların şiddet seviyesini düşürüyor. Hoşgörü seviyesi yükseliyor. İnsanların bakış açısı değişiyor. Şimdi ben 17 yıllık bir hakemlik geçmişim var. Daha önce örneğin de gördüğümüz bayan hakemler de vardı. Sevgili Lale Hocam vardı. Ben o dönemler yardımcı hakemdim. Hakemle yeni başladığım dönemler. Onun döneminde daha zordu herhalde değil mi? O Lale Orta'nın yürüdüğü yol daha zordu herhalde. Elbette. Düşünsenize 1980-1990 yılında kadınların spor yapmadığı, kadınların sokağa daha az çıktığı dönemlerde Lale Hoca hakemlik yapıyordu. İlk ondan sonraki dönemlerde bizim başladığımız yıllarda bayan sporcu sayısı düşüktü. Hakem zaten yoktu. Bir Lale Hoca vardı. Ama Merkez Hakem Kurulu'nun şöyle güzel bir politikası var. Çok sıkı müsabakalarda bizi dördüncü hakem olarak görevlendirdiğinde teknik kulübelere hakimiyetimiz çok yüksek oluyor. Bir bakışımız, bir sözümüz de sakinleşebiliyor. Sinir seviyesi alçalıyor. Güzel bir diyalog kuruluyor. Katıldım. Mesela her müsabakadan önce bir eş güdüm diye adlandırılan bir fikir birliği toplantısı yapılır. O toplantıya katıldığımız zaman bile konuşmalar dikkate alınıyor ve tek tek uygulanıyor. Gözümüzün içine bakıyorlar birçok yerde. Ben çıktığım müsabakalarda şu anda çok şiddetli ya da şiddete maruz kaldığım bir ortam zaten olmadı. Kırmızı kart gösterdiğinizde mesela? Elbette sinir harbi yaşanıyor, öfkeleniyor oyuncu. Ki herkes kendini haklı görüyor çünkü. Erkek hakem olduğu gibi sizin de üzerinize yürüyen oldu mu? Çok olmuyor. Çok merak ediyorum. Hayır, çok olmuyor. Aynı zamanda diğer arkadaşlarım da olmuyor. Biz çok sık bir araya gelip konuşuyoruz. İletişimimiz çok yüksek diğer bayan hakemlerle. Olmuyor. Gerçekten bayan hakem sahada şiddeti düşürüyor. Daha hoşgörülü bir ortam yaratılıyor. Bunu daha fazla kullanmak lazım. Daha çok ön plana çıkarmak lazım. Evet, gerçekten heyecan verici. Ben ayrımcılığın aslında her türüne karşıyım. Pozitif ayrımcılık da buna dahil. Ama hoşgörü anlamında bayan hakemler bu anlamda belki daha fazla ön plana çıkartılabilir. Bu platformda kullanılabilir. Bu ayrımcılığa karşı değilim. Çok kırmızı kart gösterdiniz mi ya da gösterdiğiniz maçlar böyle en öne çıkan bizimle paylaşabileceğiniz? Hakemlikte şöyle bir kavram var. Ben eli çok cebine giden bir hakem değilim. Ben daha çok uyarmayı seviyorum. Göz teması kurmayı seviyorum. Daha çok sarı kart. UEFA'nın preventing dediği önleyici hakemlik kuralları vardır. Önce önlemek, engellemek. İşte sonra gereği neyse onu yapmak lazım. Ben bu önlemek ve engellemek kısmını daha fazla kullanıyorum. Elim çok cebime gitmiyor. Sarı kart gösteriyorum ama kırmızı kart gösterme oranım biraz düşük. İstatistiğime bakıyorum ben de böyle yönettiğim müsabakalardaki skorlara, hangi dakikalarda goller atılmış, kart sayısına. Ortalama bir hakem profilim var. Peki tribünden tepki aldığınız oldu mu? Duyuyor musunuz o anda onu? Duyuyorum elbette. Elbette küfür işittiğimiz müsabakalar oluyor. Hakaret işittiğimiz müsabakalar oluyor. Ben bu işin gereği olarak bunu asla kabul etmiyorum. Bu işin gereğidir. Sahada bunlar yaşanır demiyorum asla. Siz misiniz? Yönetmenim uyardı bir görüntü veriyorum diye. Siz misiniz? Evet, bir tartışma anı. Benim elbette. Şu anda gerçekten erkek ya da kadın bir hakem var orada. Ben hiçbir ayrım göremedim. Çelik gibi sinir gerekiyor. İyi bir beden dili kullanmışım. Bir kere göz teması kurmuşum oyuncuyla ve geri adım atmamışım. Atmamışsınız siz de. Oyuncu bir şeyler açıklarken ben de ona açıklamışım pozisyonu. Aslında sporculara çok dokunmamak da lazım ama demek ki iş gereği biraz böyle bir beden dili kullanmışım. Orada aslında tepki değil de bir duruş görünüyor. Yani dediğiniz gibi futbolcunun tepkisine karşılık sadece sağlam bir duruş görüyoruz. Aslında bir adım öne çıkıp da karşı bir tepki görünmüyor. O biraz temas gibi görünmüş ama aslında güzel bir ortam var. Mesela futbolcular bu işi profesyonel olarak yaptıkları için sahada kadın hakem var, erkek hakem var fark etmiyorlar. Hissetmiyorlar. Evet, bu fotoğraf onun yani da göstergesi aslında. Yani bunun sahada erkek hakem ya da kadın hakem farkını futbolcular hissetmiyor ve yaratmıyor. Yansıtmıyor da. Mesela öfkeli sinirliyse itiraz edecekse ediyor. Müsabakasına bakıyor. Kazanmak için bir çaba sarf ediyor.
Hatırlarsınız Liverpool-Everton müsabakasında bir bayan yardımcı hakem vardı ve bir offside pozisyonda spikerin bir küçük gafletine uğramıştı. Yani spiker bayan offside'dan ne anlar demişti mikrofon kapalıyken ama bu evet, bütün ben ona dünya da gelecektim. Duymuştum. Bu işte sen ne anlarsın elin hamuruyla muamelesi görüyor musunuz evet. Peki? Çünkü bu da bir ayrımcılıktır. Sean Massey adını bir bayan hakem. İngiltere'de Premier Lig'de yardımcı hakemlik yapan bir bayan. Dünyada da zaten top class seviyeye ulaşmış bir bayan. Daha sonra müsabakadan sonra Liverpool'u futbolculara sormuşlardı tek tek. Sizin müsabakanızda bir bayan yardımcı hakem vardı. Ne hissettiniz diye. Önemli olan müsabakaların yönetilmesi. Ben fark etmedim, görmedim. O kişinin çok bayan olup olmadığını demiş. Çünkü futbolcular buna bakmıyor. Futbolcular profesyonel oldukları için oraya iş gereği, işini icra etmeye çıkmış. Burada editörüm Ramazan çok merak etmiş. Diyor ki hatırlıyor mu hangi maçtı? Evet, ve tartışma İzmir. Hangi pozisyon üzerineydi diye soruyor. Neye evet hatırlıyorum. Bu müsabaka İzmir'de bir müsabakaydı. Bu bir profesyonel ikincilik müsabakasıydı hatta. İzmir Spor, Fethiye Spor. Fethiye Spor bu o dönemin kategorisinde düşmemek için mücadele veriyordu. Çok sıkı bir müsabakaydı. Benim de yönettiğim ilk ikincilik müsabakasıydı. Çok fazla hakem taraftarım vardı. 5 gözlemcim vardı neredeyse o ligde görev yapan asıl gözlemcimle birlikte. Sizin için zor bir karşılaşma. Alsancak Stadı'nda bir müsabakaydı. Zor bir müsabakaydı. İyi hazırlanmıştım. Bir kere ilk müsabakamdı benim için. Devamı geldi. Sonra ikincilikte ve üçüncülükte sürekli müsabakalar yönetmeye başladım. Müthiş bir özgüven de kazandırdı. Bu bir basamak olarak gitmeliydi. Ne yazık ki o dönem çok gidemedi. Neden? Bayan hakem talimatlarında değişiklikler oldu. Olumlu anlamda oldu ama bizim daha üst liglere çıkmamız konusunda zorlayıcı oldu. Şartlar zorlayıcı oldu hakikaten. Ne değişti? Bayan hakem talimatlarında işte bizler bölgesel amatör müsabakaları yönetiyoruz daha fazla. Daha sonra profesyonelliklerde maçlar yönetmeye başlıyoruz. Gidilen basamak sayısı arttı. Biraz daha zorlaştı. Zorlaştı ama ben zaten bunun taraftarıyım aslında. Yani erkek müsabakaları yönetilecekse erkek hakemlerin geçtiği sınavlardan geçilmeli. O koşullar koşulmalı. O sınav koşullarından geçilmeli. Eşit şartlar, eşit muamele lafını Lale Orta hocam çok söylerdi. Onun arkasından gittiğim için bu cümleyi ben de çok söylüyorum. Eşit şartlar, eşit muamele. Bu arada süremizin de sonuna geliyoruz. Bir şey daha merak ediyorum. Hakem taraf tutar mı? Tuttuğu takım, yani herhalde vardır şüphesiz. Herkes çok insani ama. Herkes takım tuttuğu için zaten sporun içinde, futbolun içinde ya da hakemliği o şekilde başlıyor. Biz de Ankara'da tuttuğumuz takım sayesinde hakemliğe başladık. Onun siz hiç bir, ya da şöyle sorayım, bir, pardon araya giriyorum. Bir müsabaka izlerken siz meslektaşınızın duygularının profesyonelliğin önüne geçtiğini hissediyor musunuz? Hiç isim vermeyeceğimiz için açık yüreklilik cevap vereceğinize inanıyorum. Eleştiriyor musunuz? Ben 17 yıllık hakemlik kariyerimde ki daha önce seyirci olduğum zamanlara dahil belki 25 yıldır müsabaka takip ediyorum. Böyle bir olayla hiç karşılaşmadım. Zaten böyle bir şeye tanık olmadım. Seyrettiğim müsabakalarda bunu görmedim. Çünkü hakemlik bir meslek. Dediğim gibi bir kurumun temsilcisisiniz. FIFA'yı temsil ediyorsunuz ya da ülke federasyonunu temsil ediyorsunuz. Göğsünde bunun kokartı var. Lisanslı sporcusunuz. Belki takım tutar ama asla taraf tutmaz hakem. Çok da örnek veriyorum. Hakimle karşılaştırmak lazım hakemin mesleğini. Nasıl anayasa kurallarını uygulamak için bulunuyor duruşmalarda. Onun benlik kavramı yok. Uygulaması gereken kurallar, maddeler, anayasalar var. Hakemlikte de böyle. Bu kuralların dışına geçemezsiniz. Çünkü bu bir öğreti. Çok küçük yaşlarda hakemliğe başlıyorsunuz. Artık üst düzey müsabakalar yönetmeye başladığınız zaman hakemliğin 15 yılını geride bırakmış oluyorsunuz. Çok emek vermiş oluyorsunuz. Takımların kazanma duygusundan daha çok sizin başarılı olma duygunuz yüksek. Artık öyle bir disiplinden geçiyorsunuz ki siz eminsiniz. Gibi. O yüzden bu tarz olayların yaşandığına sahne olmadım. Buna kurumlar da izin vermez zaten. Kaç maçta düdük çaldınız Dilan Hanım? Evet geçen oturdum onu saydım. Bu bir zor çünkü. Eskiden çok kayıt tutardım ama şimdi Futbol Federasyonu güzel bir bilgi bankası var. Artık onun datasından faydalanıyorum. Türkiye'de profesyonel 95 müsabakada
Toplamda hakemliğe başladığım yıldan bugüne de 300 maçta görev almışım. Hakem, yardımcı hakem, dördüncü hakem. Avrupa'da 92 müsabakada hakem olarak görev almışım. Bu benim için de bir rekor. Hakem 100 rakamını geçmeyi hedefliyorum. İnşallah. Lale Orta'nın rekorunu geçtiniz mi bu anlamda? Öyle bir kıyaslama yapmadım. Geçmek de istemem. Lale Hoca çok saygı duyduğum bir hocamız. Çünkü onun öğrencileriyiz biz. Geçmiş olsam dahi bunu bir reklam amacı olarak kullanmak istemem. Çünkü onların başarısı ortada. Ama ben de elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Hakemliğe gönül verdim. Benim için bir tutku, bir sevda. Hayatımın büyük bir bölümünü alıyor. Güne hakemlikle başlıyorum, hakemlikle devam ediyorum. Sohbet konum o. Arkadaş çevrem o. Çok büyük yatırım yapıyorum hakemliğe. Maç dışında bir şey izler misiniz televizyonda? Haber, seyretmiyorum hemen hemen. Seyretmiyorum. Çok televizyon tutkum yok. Hı-hı. Olduğu zaman da zaten genellikle spor ve futbol müsabakalarını seyrediyorum. Onları seviyorum. Onlar benim yaşam tutkum. Süre bitti ama ben şu anda sınırları zorluyorum. Dünyada ve Türkiye'de beğendiğiniz futbolcu? Beğendiğim hakem var her şeyden önce. Bugün sevgili Cüneyt'ten bahsedemeden geçemeyeceğim. Çünkü Cüneyt benim çok samimi hakem arkadaşım. Birlikte hakemliğe başladık. Birlikte antrenman yapıyoruz. Çok yakın dostum. Kendisinin müsabakasını seyrederken gurur duydum elbette. Bütün ülke gurur duydu. Nasıl bir hakemlik dersi verdiğini, hakemlik denilen kavramın o olduğunu gördük. Bir eğitim kaseti gibi oturup defalarca seyretmek gerekir. Cüneyt Çakın hakemliğini beğeniyorum. Cüneyt Çakır'ın hakem, evet. Cüneyt'le birlikte şu anda Dünya Kupası'nı seyrediyorum ve oldukça başarılı görüyorum hakemleri. Ama sevgili Cüneyt'e buradan sevgilerimi göndermek istiyorum. Oldukça başarılı. Umarım final müsabakalarını kendini görürüz. Kendisiyle ekstra gurur duyarız. Bu gururu ülkemize yaşatır. Bütün hakemlik camiasına yaşatır inşallah diye umut ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Sizi ağırlamak çok güzeldi. Ben teşekkür süre ediyorum. De yetmedi aslında. FIFA kokartlı kadın hakemimiz Dilan Deniz Gökçe. Deneyimlerinizle paylaştığınız sizi tekrar ağırlamak isterim. Görüşmek dileğiyle başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkür ediyorum.